Bilinç Tüketici programından herkese merhaba. Ne diyoruz? Her iş ustalık ister ama bunu birisinden öğrenmek gerekir. Şayet herkes her şeyi doğuştan öğrenseydi ne olurdu? Bu tembellerin pek hoşuna giderdi. O zaman da insanın sincaptan farkı kalmazdı. Bugün iki önemli konuğum var. Çok farklı konu. Mutlu beden enerjisi. Bugünlerde hepimizin ihtiyacı olan bir konu. Vücudumuzun denge merkezi. İki konuğumuz Sehercan ve Öykü Bayrağı. Sehercan, belki ilk defa duyacaksınız şimdi görev tanımını. Sayo, Sehercan ve Öykü Bayrav. Akmos terapisti Sehercan, Öykü Bayrav, Sayo terapisti. Ben de bu deyimleri kendileriyle tanıştığım zaman öğrendim. Bizim için yeni terimler bunlar. Akmos ve Sayo. Nedir şimdi? İlk sizden başlayalım Öykü Hanım. Akmos ve Sayo terapisi nedir? Ne anlama gelir? Çok teşekkür ederim Antekin Bey. Buyurun. Ne güzel sizde yeniliklere vesile olmuş evet. ise. Akmos çok Türkiye'de yeni ama dünyada yaklaşık 30-40 yıl bir geçmişi olan alternatif kişilerin enerjisini dengelemekte kullanılan bir yöntem. Akmos özellikle bedende lehtir anteni ve aparatlarıyla insan bedenindeki enerji dengelenmesini sağlayan, çakraların, auraların, genetik faktörlerin kişiye bu konularda bilgi verip dengelenmesini üzerine kişide performansı yükselten, enerjisini yükselten bir sistem. İkisinin farkı var mı Akmos ve Sayo'nun birbirinden farkı yoksa birbiriyle bir bütün mü? Tamamlayıcı. Evet. Kesinlikle tamamlayıcı. Çünkü Sayo çok daha detaylı ama Akmos tamamen mesela öğrenmek istediğiniz konuları daha da irdelemenize yardımcı olan çok daha farklı sistemler. Mesela bir mekanın enerjisini ölçmek için Sayo'yu kullanamazsınız ama Akmos lehtir antenini rahatlıkla mekanların enerjileri için, ondan sonra kullanabileceğiniz objelerin enerjisinin uyumlu olup olmadığını fark edebilmek için kullanabilirsiniz lehtir anteni. Tamamen birbirini tamamlayan sistemler. Şimdi bu terapinin çıkış kaynağı ve biraz tarihçesinden söyleyeyim. Nereye dayanıyor, ne zamana dayanıyor? Tabii bu? Ki seve seve. Aslında çok keyiflidir. Rönü Nakkaşyan ismini benim için müthiş bir beyin olan uçak mühendisinin bir teniste sakatlanması sonucunda yaşadığı alternatif yöntemlerden, akupunkturla iyileşmesi sonucunda bu alternatif yöntemlere çok merak etmesiyle yolculuğa çıkmış. O kadar müthiş bir beyin ki bana göre burada, çünkü lehtir antenini sistemde devreye sokmuş. Ondan sonra mesela pek çok bedende genetikle ilgili bilgiler, ondan sonra bedeninize eksik olan elementler, bunların hepsini tespitini antenle, bedeninizdeki uyumunuza bakarak eksiklikleri veya dengelenmesi gerekenleri keşfedip bu sistemde insanın gelişmesinde çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Ama benim için kişi çok önemli. Bunu ortaya çıkaran kişi çok önemli. Çok konuşuyorum Öykücüm. Şimdi Seher Hanım'a da geleceğim. Öykü Hanım'a da. Sayo. Yani nereden geliyor? Latin uygarlığına mı dayanıyor? Tarihçesinde ve ülkemizde ne zaman başladı bu tür enerji dengeleme konusu? Bilim, Bilim Bey tarafından ama yıl olarak 1920'lerde bildiğim kadarıyla dünyada evet. kullanılmaya başladı. Türkiye'de kaç yılında başladı onu bilmiyorum ama şu anda Türkiye'de kullanılıyor. Evet. Kullanılıyor diyorsun. Evet. Evet, şu anda Türkiye'de daha yeni ama dünyada daha eski sayıyor. Yani daha uzun zamandır. Çünkü şu anda en çok kullanan ülkelerin başında Amerika, Avrupa ülkeleri, Çin, Uzak Doğu gelirken Türkiye'de yaklaşık 10-15 yıldır bir geçmişi olan bir sistem. Şimdi hem Öykü Hanım hem Sehercan Hanım size bir sorum var. Elbette. Bu da vücudu akort ediyoruz evet, diyorsunuz. Evet. Evet. Tabii biz tıp
konusuna girdiği için tedavi yardımcı olur diyenleri kullanmıyoruz. Onun da altını kırmızı kalemle çizelim. Elbette. Bir terapi yöntemi bu. Evet. Nedir vücudun akort edilmesi? Siz ne diyorsunuz? Daha sonra da Öykü Hanım'a soracağım. Tabii ki. Nasıl vücudu akort ediyorsunuz? Aptekin Bey, beden bize göre tamamen bir frekans okyanusu. Sizin cildinizin bir frekansı var, karaciğerinizin bir frekansı, titreşimi var. Sevginizin bir titreşimi, öfkenizin bir titreşimi. Hepsinin olması gereken bir hertz aralığı var. Eğer bu aralıkların dışındaysa kişi çok öfkeli veya çok gergin. Aynı müzik gibi o zaman. Aynen. Bugün aynen. Hatta bir sanatçıyla bir sohbette katıldım. Sesim bozuldu diyor. R'den gir dedi diyor. Bir ses kayıt stüdyosuna gitmiş. R'den yapabilir misin demişler. R'den girersek yaparım. Süper. Yapmış. Sizinki süper. De o akort gibi biraz aynen. Böyle. Hangi aynen. Tondan gireceksin? Aynen. Hep öyle yaklaşırım. Kişi bir piyano. O piyanonun, düşünün yıllarca hiç akort edilmediğin, artık o kadar detone bir ses çıkar ki piyanodan, akort etmek gerekir her zaman. Onun düşüncesiyle kişilere yaklaşırım. Bizim yaptığımız işte o. O aralığa çekmek bedendeki her frekansı. Akort ediyoruz kısacası. Siz ne diyorsunuz Öykü Hanım? Ben de farklı bir örnekle yaklaşayım. Buyurun. Bilgisayarlarda da dönem dönem antivirüs programları vardır ya da defrag dediğimiz evet. Vardır, düzenleme yapar. Hani bilgisayarları kullanırız, ilk performansı aldığımız gibi olmaz. Ama belirli bir dönem sonra virüs programı yapıp bir taramalar yaptığımızda bir akort etmiş oluruz aslında. Düzenle temizlik akort. Yapıyoruz. Evet, rahatlatırız evet. Ki bizim hızımızı tekrar aynı şekilde devam ettirelim. Akortu ben de o şekilde örnekleyebilirim size. Şimdi gelenler var. Vücuduna akort ettirenler var. Evet. Şimdi yine ben müziğe döneyim. İşte stüdyodan sonra kaydı dinliyoruz. O diyoruz çok güzel, güzel okudun. Şimdi sizin terapiden çıkanların yorumları neydi? Neler diyorlar size örneğin? İlk önce bize gelenler şöyle söyleyeyim, kendileriyle yüzleşiyorlar. Evet. Kendileriyle yüzleştikleri zaman ne kadar kendinizle ilgili pek çok şeyi bilseniz de ama mesela geçmişte yaşadığınız travmaların yaşlarını ve bunların sebep olduğu faktörleri kendileriyle yüzleşmesi insanları heyecanlandırıyor. Ve çözüm aramak istiyorsunuz. Orada çözümler alternatifler olarak karşısına veriliyor. Burada bedende eksik olan bir iz element, vitamin veya takviye olabilir, ondan sonra veya kapalı bir çakra olabilir. Bunların çözümü olduğu takdirde yaşamını nasıl güzelleştirebilir? Yaşam performansını nasıl yükseltebilir? Bu anlamda bedenine frekanslar göndererek hem orada kendini keşfetmiş oluyor, hem orada bütün çakraların açılmış ve auranın temizlenmiş olmasıyla güçlü bir rahatlama. Negatifleri de görüyor o zaman. Elbette. Öykü Hanım'a sistem görüyor. Tabii döneyim. Şimdi Öykü Hanım'la program öncesi sohbet ederken tabii genelde herkese iyi geçinin, diyalog kurun, değiş, Latince'den gelen her şey iki kişi arasında. Sonra ama sizin konuşmalarınızdan benim anlayabildiğim kadarıyla şu çıkıyor. Negatif bir diyalog varsa bunu hayatınızdan atın silin. Öyle gibi. Yani negatif enerjileri yapıştıkça size ondan kurtulmak çok zor oluyor. Biraz da öyle mi sizin terapi yöntemi? Yani negatiflerden kurtuluyoruz mu tamamen? Bir daha onlarla hiç yüz göz olmayıp artık negatiflik gidip pozitife gidip mutlu bedene mi dönüyoruz? O aslında bizim kendimizi korumamıza bağlı. Bulunduğumuz ortama bağlı. Yani hani %100 Skyo ve Akmos'la tedavi yapıldı, denge oldu, bundan sonra öyle bir şey yok evet. Diye tabii ki bir şey diyemeyiz. Çünkü onu bizim korumamız lazım. Yani bedenimizi korumamız lazım. Eğer bir ortama girdiğimizde aslında ben onu kastetmeye çalışmıştım. Biraz kendimizi rahatsız hissediyorsak o ortamda, o zaman o ortamı değiştirelim. Ama benim hoşuma gitti. Sil gitsin aslında diyorsun. Ya aslında herhalde. O tarzda sil gitsin. Yani eğer hani kendimiz sıfırlandık artık, hani resetledik, evet. Akort edildik. Nasıl bir piyano akort edildiğinde evet. Kullanılan kişiye bağlı, kullanımına tabii. Bağlı evet. Akort süresi. Evet. Burada da bu şekilde aslında, enerjiyi de bu şekilde tamamen hani o an için tamamen silinmiş oluyor, dengelenmiş oluyor. Ama ne kadar süre olacağı size bağlı. Siz demek ki bu terapiyle devam edeceksiniz diyorsunuz ki yani o bir zikir gibi olacak yani bir bakıma değil mi? O terapiyle devam edeceksiniz ki
o enerji, negatif enerji olmasın üstünüzde. Elbet, bu onun yaşam tarzıyla da evet, alakalı. Anladım. Çok sosyal bir evet. insansa elbette buna sık sık ihtiyacı olur. O zaman ne kadar süre yararlı olabilir? Yani ben bir defa bu terapiye girdim, tamam artık benim vücudum mutlu bedene döndü diyebilir miyim? Yoksa bu sizin dediğiniz gibi devam edebilir, belli bir periyodu var mı? Şimdi bu kişinin yaşam standartlarıyla da çok alakalı. Eğer çok sosyal bir insansa, çok göz önünde bulunan ve çok farklı ortamlara sık girip çıkan bir kişi ise bunun tabii ki aralığı daha sık. Daha sık. Yani ayda, iki ayda, üç tamam. ayda ama yaşam standartları çok steril, tamamen kendi seçtiği ortamlarda bulunan, daha sakin bir yaşamı, doğal yaşamda yaşayan bir kişinin yani senede bir kez o akordu yaptırmasını öneriyorum. Şimdi bir araçtan, hatta iki araçtan bahsettiniz. Bunların elektrotları var. Vücudumuza bağlıyoruz evet. bunları. Evet. Buna benzer bir araç ben bahsetmiştim Öykü Hanım'a. Yıllar önce bir programda bir doktor getirmişti bana. Ama ayakkabımızı suya koyuyoruz. Suyun içine de tuz koyup alkali dengesini sağlıyoruz suyun. Bu hani eski klasik annelerimizin, anneannemizin evet. yaptığı yöntemdi bu. Su sonra çay rengine dönüyordu. Evet. İşte biz de diyoruz ki demek ki negatif enerjiler çaya dönüşüyor. Evet. Su koyulaşıyor. Tabii mantığı var. Hatta Ege Üniversitesi bununla ilgili araştırmayı da buldum. Böyle bir yöntem mi Ege Üniversitesi bu doğrudur diye rapor vermiş. Yani evet. merak edenler bulabilir. İsmini bilmiyorum şimdi tam olarak yapılan bir tezdi bu tezin. Sizinki de biraz bu elektromanyetik dalgalarla ilgili galiba değil mi? O elektrotları bağlıyoruz. Ne işe yarıyor elektrotları bağladığınız zaman? Bedendeki toksinleri atmanıza evet. sebep oluyor. Yani toksin tamamen bedenin çöpü. Yani evet. o çöpler olduğu sürece bedende zamanla işte duygusal karşılamalar... Elektrikli yüklüyüz hepimiz çünkü. Kesinlikle. Ondan sonra veya bedendeki o nödül dediğimiz, uğur dediğimiz yapılar bile sıkılaşmış toksindir. Evet. O yüzden toksin atmak çok önemlidir. O yapmış olduğunuz yöntemde toksin attırdığı için size çok iyi gelmiştir. Yok, ben denedim onu ve çok iyi geldiğini biliyorum. Elbette, tabii. Hatta suyun rengi koyulaşıyordu. Bu tabii evet. sonra doktor şunu da demişti. Yani çok basit anlatımla işte yüzmenin rahatlatma hı-hı. etkisi, elektriksel alanın denize akması, banyonun evet. rahatlatma etkisi ya da işte çimlerde çıplak ayakla gezin. Aynen. Klasik. Aynen. Elektrik aynen. yüklüyüz. Kesinlikle. O elektriği atmadıktan sonra negatifleşiyor hele, değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Hele günümüzde. Bu kadar radyasyon yüklüyken. Şimdi biraz da şeyden bahsedebilir miyiz? Bu araçlarda bir de Rhythm Scanner diye bir aletiniz var. Gördüm ben onu. O ne işe yarıyor? Rhythm Scanner dediğiniz nedir? Scanner benim evet. için kesinlikle çok daha Türkiye'de kullanılması gereken. Bir tarayıcı bu. Aynen. Daha çok spesifik görünen fiziksel sıkıntılarda bunun aparatlarıyla, masajla, gözlüğüyle, sorunlu bölge ile beyin arasında bağlantı kurularak beynin emrini yerine getiren, nöropeptitleri harekete geçiren bir sistem. Yani bu nöronlar o sorunlu bölgede harekete geçiyor ve iyileşme başlıyor. Çok bana göre son yıllardaki en önemli ve hayatın her hekimin, Kanada'da mesela şu an her acil hekimin çantasında olan bir cihaz. Yani bu eczanelerde, hekimlerde olması gerektiğini de düşünüyorum. Bununla biz masaj veya gözlük veya aparatlarını kullanarak bedende bir elektriksel alan yaratıyor. Kesinlikle. Galiba bu. Kesinlikle. Şimdi Öykü Hanım, hedef kitle kim sizin hedef kitleniz? Yani ben size gelmem için nasıl kendi kendime sorular sormam lazım? Yani benim bu sorunum var bedenimde. Bu sorunun karşılığını size nasıl bulabilirim? Tam anlatabildiğimi bilmiyorum. Yani bu terapiye girmem için kendime nasıl bir soru sormam lazım? Aslında, yani uykum mu, düzenim bozuk, yaşamımda bir dengesizlik var, yaşam kalitem çok düştü, terliyorum, problemim var, çok negatif enerjim var. Nasıl sorular sorması gerekiyor kişinin bu terapiye başlaması? Aslında ilk sorması gereken yaşam kalitemi yükseltmek istiyor muyum? İlk sorulması gereken evet. bu. Yani illa bir yerinin ağrıması, bir rahatsızlığının olması şart tabii. değil. Daha ne bir tedavi yöntemi değil, onu da söyleyelim hayır, bu arada. Hayır, değil. Tabii. Ya onun için de zaten bir rahatsızlığı tabii. oldu da ona şifa olsun diye gelsin bazında evet. değil. Yaşam kalitesini yükseltmek anlamında. Mesela bir yakınımız geldiğinde tedaviye, tedaviden birkaç gün sonra
hani ne gözlemledin diye sorduğumuzda hayata yaşama isteğim daha çok arttı. Daha neşeliyim, daha hani zevkle yapıyorum. Hani asıl hedef bu. Zaten geldiği zaman inanıyorsa zaten %50'sini açmış demektir değil mi? Evet, bu işlerde evet, bu da var. Evet, bu biliyorsunuz ilaçların inanmak, sektöründe inanmak, bile tabii. Evet hep vardı. Zaten soru işaretiyle tabii. Gelenler de Skyo'da konuşulduğunda kendi bedeniyle yüzleştiğinde şaşırdığı evet. için çıkışta çok farklı da oluyor evet. Yani. İnanmış da oluyor çıkışta tabii gelenler. Ve bir daha da gelmek istiyor belki. Evet. Evet. Düşünün duygularınızı söylüyoruz. Şu an. Evet. Tehlikeli biraz tabii. Kesinlikle. Tehlikeli. Peki burada yaş sınırı var mı? Yani şu yaştakilerin gelmesi gerekiyor. Yani minimum ya da maksimum bir yaş sınırı var mı? Her yaştaki kişiler için uygulanabilir mi bu? Yaş sınırı yok. Çünkü evet. Bunun bir olumsuz ya da herhangi bir zararı, evet. dezavantajı yok. Çünkü bir şey inject etmiyorsunuz. Yok, hiçbir şey. Vücuda bir şey vermiyorsunuz. Evet. Evet. Ne veriliyor evet. ne alınıyor vücuda. Herhangi evet. bir temas evet. yok. Dışarıdan bir etki yok diyorsunuz. Yok, hayır. Özellikle gebelere. Çok evet. öneriyorum. Çünkü gebelik esnasında yaşamış evet. olduğu duygular tamamen bebeğe de aksettiği için bebeğin 1-0 önde başlaması tabii, için. Tabii. Evet. Dünyada en çok hangi ülkelerde bu kullanılıyor bu yöntem? Mesela Çin Olimpiyat takımının arkadaşımıza ödül verdiğini biliyorum. Çok şampiyon çıkardığımız evet. için diye. Yani Wimbledon tenis turnuvasından tutun, Yunanistan'da, Avrupa ülkelerinde, ondan sonra en çok da Amerika'da. Sporcular da bu terapiye giriyor diyorsunuz. Evet. Tabii doping de görünüyor aynen. çünkü orada herhangi aynen. bir şey olmadığı çünkü performans yükseliyor. Performans yükselince zaten kişide zihinsel evet. denge evet. oluyor, duygusal denge, fiziksel denge. Bizim bütün amacımız o. Dengeyi sağlamak ve kaliteyi yükseltmek yaşamda. Şimdi tabii baktığımız zaman eski yıllarda bu kimyasal ilaçlar olmadan önce insanlar sonuçta bir şekilde bir çözüm buluyordu bu evet. yöntemlere, evet. terapilere. Demek ki baktığımız zaman o yöntemleri biz şimdi bugünümüze taşıyoruz bunlarla bu evet. terapi. Çünkü o zamanlar terapileri hep onlar, o lokma lekmeler falan daha çok doğru. yaşamdan almış her şeyi. Bitkisel destek ürünleri de yaşamdan alınmış, evet. terapiler de hep yaşamdan alınmış. Tabii sonra tabii ilaç sektörü çok para kazanacağı için kimyasal tamam. ilaçlara geçmiş. Bir tamam. bakıma bir geçmişe doğru dönüş de var değil mi? Bu terapiler biraz da kesinlikle. Ben onu görüyorum. Evet. Geçmişe doğru bir dönüş o yöntemleri kullanmak günümüzde. Hatta daha geçmişte evet. çünkü son yıllarda mesela hep bizim koca karı ilaçları dediğimiz ilaçların aslında Anadolu'da tabii. özellikle Aydın yöresinde Kariyan medeniyetinden geldiğini son zamanlarda tabii. keşfettiler. Bizim medeniyetimiz çok tabii. kültürü. İlk hastane bile tabii. biliyorsunuz İzmir tabii, bölgesinde. Tabii, o kadar hep yazmış bunları. Evet, zaten, o kadar müthiş medeniyeti evet. güçlü bir toplumuz ki tabii. inşallah yine özümüze döneriz. Belki konumuz dışında ama bizim bir hocamız var, programlar alırız onu. Şadan Gökovalı, mutlaka ismini duymuşsunuzdur. Türkiye'nin en önemli tarihçisi, arkeoloğu. O koca karı ilaçları yok demişti bana Atikincim. Diyoruz koca karı değil de o. Koca karya uygarlığından çıkmış ama koca karya biz evet. yapmış onu. Koca karı. Koca karı ile alakası yoktu. Karya uygarlığı. Aynen evet. onu. Hoca evet. profesör hocamız o evet. şekilde söylüyor. Karya uygarlığını. Evet. Evet. Şeyi de dünyaya bıraktı bir şey. Yani gezdirebilirim sizi. Misafirimiz evet. olursanız gezdirebiliriz. Karya tabii. Evet, evet. Yeni keşfediliyor yeni, çünkü yeni o keşfediliyor. Alanla. Evet. Şimdi mutlu beden nedir? Önce sizden başlayalım. Sonra Öykü Hanım'a döneyim. Evet. Seher Hanım. Nedir mutlu beden? İnanın ki benim için hep mutlu kavramı Kur'an'da bile sayit insan. Mutlu insan. Yani cennet ehli. Bu o kadar önemli ki benim için mutlu insan huzurlu. Huzur da dengeyle olur. Bizim bütün hedefimiz kişide dengeyi sağlamak. Ki her alanda denge olduğu zaman her türlü semptomun, her türlü şikayetin üstesinden gelebilir çünkü insan. Huzuru en güzel şekilde yaşamalarına nasıl hizmet edebilirim anlayışıyla yaklaşırım kişiye. Ve bunun için hem onun adına hem sistem adına sorular sorarak kendine ipuçları veririm ki kendi keşfetsin, bulsun yani ve yaşasın. Yani kişinin kendisine soru sorması gerekiyor mu? Ben mutlu muyum ya da nasıl mutlu İnanın, olacağım? İnanın, aynen. Sorgulamak evet. bütün evet. işin başı. Öykü Hanım siz nasıl diyorsunuz? Mutlu beden dediğimiz zaman evet. bu mutlu beden nasıl bir mutlu bedendir?
Bedenimizi tanıdığımızda, tanıştığımızda eğer bir uyum içinde olursak, yani bedenimiz mutluysa zaten biz mutluyuzdur. Yani dışarı baktığımızda eğer vücudumuz, beynimiz dengedeyse, huzurumuz yerindeyse her şey mutlu ve huzurlu görürüz. Mutluluğun kaynağını da bedenden başladığını düşünüyorum o yüzden. Demek ki bu soruyu da sormamız gerekiyor mu kendimize ya da sizin terapiye gelenlere? Mutlu bedenle ilgili kendilerini sorgulamaları ya da kaç kişi sorguluyor ya da gelenler sorguluyor, aa hiç aklıma gelmedi böyle bir şey sormak falan diyenler oluyor mu? Sorguladıkları için bize geliyorlar. Evet, sorguladıkları için. İnanın ki. Arayış için. Evet, olanlar. Demek ki bunu Yaşar Kemal yıllar önce yazmış Demirler Çarşısı cinayeti romanında. Orada bir ilginç bir hikaye var. Kasap çırağına sen neden yaşıyorsun diye ustası soruyordu. Tabii öyle bir hikaye gidiyordu orada. Sorgulamak önemli demek burada. Aynen. Neden yaşıyoruz? Evet. Ya neden mutluyuz? Evet. Ya da mutlu neden? Evet. Önce soracak mutlu demek. Mutlu muyum? Mutlu muyum diye soracak. Aynen. Şimdi bu seansların süreleri ne kadar? Yani bu seansa geliyorum. O elektrotları da bağlıyorum kendime. Evet. Ne kadar sürüyor bunun zamanı? Yani bir saat mi, yarım saat mi, beş saat mi? Kişiye göre mi değişiyor? Elbette tabii kişiye göre değişiyor ama en önemli baz bizim için 2 saat ayırmalarını istiyoruz bizim için. Çünkü biraz bedeni sormak gerekiyor, bedeni dinlemek gerekiyor. Evet sizin şikayetleriniz var ama beden ne anlatıyor sizinle ilgili? Biraz onu dinleyip ondan sonra... Siz şimdi bilgisayara bağlıyorsunuz kişiyi. Evet. Aynı Matrix filmindeki gibi elektrotları koyuyorsunuz. Evet. Bir şey yüklüyor musun elektrotlarla yoksa yüklüyoruz. Konuşarak mı yüklüyorsunuz? Nasıl oluyor yüklüyoruz. Yöntem? Yani çok da meslek sırrınızı vermeyelim ama yani yöntemden biraz daha ipuçları vermek istiyorum izleyenlere. Tabii ki somut olarak bir elektrik de gönderiyoruz yani. Bu da bir gerçek ama minimum seviyede. Evet. Çünkü hissedilemeyecek. Evet, hissedilemeyen. Ha, bir gönderme oluyor yine yani. Elbette. Evet, bir şeyler yüklüyorsunuz yani. Evet. Aslında yüklemekten ziyade frekans, vücutla tanışıyor. Tanışıyor. Anladım. Evet. Hani bir yükleme değil, biz de bir frekans uyguluyoruz. Frekans geliyor 24 bin tane, tanışıyor bedenimizde. Evet. Ülke Hanım bir program var demiştiniz, bilgisayar programı. Bir program da var o zaman, bunun bir programı da var. Tabii. Evet. Sistemimizin. Sistemimizin sayılır. Yani bir program var yani. Tabii tabii sayılır. Ekrandan da zaten gelen kişiyi görebiliyor. Görebiliyorum. Şimdi yine bu konularla ilgili bayağı program yaptım ben. Tabii dikkatli programlar yaptık. Çünkü bunu bir de olumsuz kullanmamak lazım. Yani tedavi ya da buna benzer deyimleri kullanıp da hastanın bilgi eksikliğinden kendisine kazanç sağlamak da yanlış tabii. Bunları yapanlar olmuştur yıllar önce. Çok doğru. Şimdi yine bir doktorla bu ayak, sonradan çok böyle ayakla ilgili çok program yaptım. Ayak tabanından. Vücudun problemlerini ve rahatsızlıklarını görebiliyorsunuz da. Yıllar bahsettim 15 yıl önce falan. Sonradan da bu bayağı tabii, şey oldu. Refleksolojiyle daha da çıktı ortaya ayak tabanına tabii. Bakarak. Evet. Bu da var mı böyle ayağa da bir elektrot falan bağlıyor musun? Çünkü ayak tabanı diyorlar çok önemli bu konuda. Ayaklar, ayak tabanı. Biz tamamen bedene tümel olarak yaklaştığımız için yani eğer problem oradaysa tabii ki o alandan da yaklaşıyoruz. Ama biz önemli olan bedenin bize vermiş olduğu ilk alandaki bilgiler. Onlar eşliğinde. Ama tabii ki sadece ayak değil. Bedenin her mesela kulakta da pek çok akupunktur noktaları var. Bilgi almak istediğiniz zaman her alandan alabilirsiniz. Şimdi sizin broşürünüzden bir cümle var. O da ilgimi çekti. Hassas frekans dalga boyutları ile uyumlamaya yardım eden yöntemlerdir diyorsunuz. Evet. Madde bedeni. Bunu biraz açar mıyız? Ne demek? Hassas frekans dalga boyutları ile uyumlamaya yardım eden yöntem. Evet. Bizim alanımız titreşimsel tıp olarak dünyada anılmakta. Uyguladığımız yöntemler, kullanmış olduğumuz cihazlar titreşimsel tıp olduğu için lehtir anteniyle mesela hassas frekans dediğimiz bedenin çakralarının titreşimleri vardır, frekansları vardır. Bunları tespit edersiniz antenle. O alanda tıkanıklık varsa antenle onları açarsınız ve onun paralelinde bedendeki bazı bilgiler vardır hücrelerinizde. Geçmişte almış olduğunuz hücrenize dejenere olan bilgiler. Akmos ürünleri vardır. Onlarla uyumlama yaparsınız. Onun frekansıyla sizin hücreleriniz arasında. Aynı rezonansa girersiniz ki bedeninizdeki değişimi keşfedebilirsiniz.
Şimdi benim de çok inandığım ve birebir yaşadığım bir olay var. Onu siz yine broşürünüze yazmışsınız. En iyi şeye odaklanın. Unutmayın ki zihninizde en çok neyi düşünürseniz hayatınızda onu çoğaltırsınız. Süper. Yani buna ben yüzde yüz inanıyorum, evet. Çünkü çok yaşamışsındır bunu. Yani çok inanırsan da bizim eskilerini, atasözlerini de açtığımız zaman atasözlerinin de yani %99'unda gerçeklik payı var. Çünkü adı üstünde atasözü. İşte bir şeyi 40 defa söylersen olur. Yani o çok mantıklı ve bilimsel bir şeye dayanıyor 40 defa. Allah sözü diyorum hatta ben tabii, onlara. Aynen öyle. Bunu buraya yazmışsınız. Biraz bunu açar mısınız? Yani bu terapinin, terapide başınıza gelmesini istediğiniz en iyi şeye odaklanıyor musunuz terapi sırasında? Böyle yapmışız çünkü. İnanın o en güçlü silahımız. Evet, evet. Zaten seans sırasında... Tamam da ben yerini keşfetmişim yani. Seans sırasında zaten sadece odaklanıyoruz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl hizmet verebiliriz? Hani çünkü bize vücudu tanıtıyor. Yani vücut ekranda ve siz aracı oluyorsunuz. Yani terapiye geldiği zaman, o elektrotlara bağlandığı zaman bir kere odaklanacak kişi değil mi? Tabii ki. Çünkü sizin yaydığınız frekanslar var. Evet. Alfa, beta, delta, teta. Bunları sistemde görüyorsunuz. Sizin en çok beyniniz evet. O anda hangi frekansı yayıyor? Teta frekansı en güçlü istediğini olma anındaki en tabii. Güçlü frekanstır. Sistemle o frekansınızı tabii. Yükseltiyoruz. İşte olma noktası dediğimiz en önemli çalışmalardan zaten biri. Zaten her biri yaşıyordur bunu. Rüya zaten baktığınız zaman en çok neyi düşünüyorsunuz evet. Onu görüyorsunuz. Evet. Ya da evet. O gün bir ara çok gündemdeydi. Şimdi pek çıkmıyor. Astral seyahat. Astral seyahat evet. Yapanlar varmış yani böyle. Çok zikir yapıyor hep kendisiyle ilgili önemli konularda. Böyle adam astral seyahate çıkıyor rüyada. Evet. Bir ara çok şey vardı. Biliyorsunuz rüya esnasında da beyin farklı bir salgı yayıyor. Demek ondan ki burada o, yani en çok şeye odaklandığın zaman o mutlaka vücuda bir tarafına yansıyor. Eğer güçlendirebiliyorsa epifizini pineal klondu ve o salgıyı, DMT'yi yükseltebiliyorsa çok farklı algılara açık olabilir kişi. Peki bu terapiye geldikten sonra kimyasal ilaçlarda kullanıyor diyelim gelen kişi. Normal tıbbi tedavisini de görüyor. Bunun destekleyici bir yönü var mı buna? Yani her ne kadar tedavi etmiyor, tedaviyle bilgisi yok diyorsak da yasal olarak da zaten tedavi ediyor diyemeyiz. Evet. Ama burada yani normal tıp tedavisini görüp kimyasal ilaçları alıyor ve bu terapiyi de yapıyor. Bunların hepsini örtüştüğü zamanki durum nasıl? Ya ben bu terapiyle beraber daha memnun olduğum mu diyor gelenler. Çünkü size gelenler var, bu terapiyi yaşayanlar var. Ama kimyasal tedaviyi de devam ettiriyor. Normal tıbbi tedaviyi de devam ettiriyor. Bu konuda nasıl size gelenler acaba? Bedenlerinle tanıştıkları için aslında bu hastalığın özünün nereden kaynaklandığına ulaşılıyor. Yani bu bazen anne karnındaki annesi hamileyken dönemde oluyor. Bazen 3 yaşında oluyor. Bazen yani ona belirli bir dönemde travma geçirmiş. Ondan dolayı o rahatsızlığının meydana geldiği çıkıyor. Onunla yüzleşirse o zaman bu iyileşme süreci tedavisinle birlikte devam ettirilerek daha çabuk iyileşiyor. O negatiflik yok olmaya başlıyor. Evet, ve bu blokaj ortadan kalktığı evet. için otomatikman bedende de bazı şeyler açılmaya başlıyor. Evet. Ama şahit olduk. Antidepresanları bırakanları evet. mesela. Hı. Çok şahit evet. oldum. Ha. Çok vaka var bununla ilgili. Zaten geldiği evet. zaman inanmış evet. demektir. Orada aynen. bir %50 kadancı oluyor zaten buna. Çok aynen. önemli. Aynen öyle. Peki ekleyeceğimiz neler var sizin benim sorularım dışında? Şuna değinelim dediğiniz, şu önemli dediğiniz, izleyicilerimize aktaracağımız. Evet. Yaşam kalitesini yükseltmeleri için neler yapmaları lazım? O kadar önemli ki ben en öncelikli şeyin kişi de sevgi faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hele günümüzde. Yani, inanın önemli. Ki bu hiç fark etmez. Evet. Bir küçük bir kediye olabilir, bir ağaca, bir çiçeğe olabilir, bir insana olabilir. Mutlaka bir şeyi sevecek diyorsunuz. İnanın ki evet. ne kadar çok sevgi evet. faktörü varsa o kadar çok kişide beden açık oluyor o zaman. Ama ilk başta ben hep en önemli verdiğim alanlardan biri kalp çakrasıdır mesela. Eğer o gerçekten insanda kapalı ise bu insan hayatında pek çok şeyi dahil etmek istemez artık. Çok büyük duvar, aynen kalın duvarları vardır.
sevmeyi bir şekilde öğrenmemiz gerektiğini, yani özümüze dönmemiz. Çünkü bizim fıtratımızda, yaratılışımızda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hele günümüzde. İnanın ki. O yüzden sevgiyle yola çıkıp nasıl mutlu olabilirim? Yani kendilerine en basit şunu sormalarını istiyorum. Ya nasıl mutlu edebilirim? Demek ki bizim romancılarımız bunu, bu terapileri çok önce keşfetmiş. Said Faik her şeyi ya, sevmekle başlar diyor. Ya, değil mi? Romanın ismi o zaten. Evet, her şeyi bir insanı sevmekle başlar. Evet, evet. Demek onlar keşfetmiş. Aynen öyle. Denen devamlı. Aynen. Onlar da zikir yapmış bu konuda, hep bu konuyla ilgili. Öyle olduğu zaman zaten bizim %75-80 suyuz biz. O kadar su bedenimizin kimyasını bile değiştirecek. Ve evren aslında su. Biliyorsunuz havada bile su var. Öyleyse biz dünyayı değiştirebiliriz. Yani ne kadar hümanist duygularımız, güzel duygularımız artarsa en çok istediğim... Tabii dünyayı değiştiririz değil mi? Hemen Ernesto Guevara bile o da demişti. Dünyayı değiştirebilirsin işte olursa. Bir insan aslında inanıyorum. Tabii. Biliyor musunuz? Değiştirir. Evet. Değiştirirler zaten bir sürü insanlar. Dünyada bir sürü şeyin kaderini değiştirir. Tabii. Aynen. Gelirse frekansı. Tabii. Bunun üzerine çünkü Hitler'in çok çalışmaları var. 400'e geldiğinde 90 bin insanı etkilediğini fark etmiş. Öyleyse biz bunu olumlu yönde nasıl yapabiliriz? Ki bugün baktığımız zaman 2000 yıllardan sonra dünya savaş, problemler, kavgalar. Şimdi yolda yürüdüğünüz zaman bakıyorsunuz herkesin suratı asık. Böyle garip bir duruma da gidiyoruz değil mi? Aynen. O, beni en çok etkileyen şey odur. Mutlu insanlar göremiyoruz mu ya da görmek mi istemiyoruz? Evet. Daha çok bireysellik. Çok doğru. Çok doğru. Çağında sanki 2000'den sonra değil mi? Baktığımız zaman. Çok doğru. 2000'den önce böyle değildi yani, 70'li yıllar falan böyle değildi. Evet. Hani ismi de vardı, 60'lı yıllar, mutlu çocuklar falan. Demek ki daha iyi yıllar falan değil mi? Buna doğru dünya o zaman yavaş yavaş bu konulara doğru öneme gidiyor. Çünkü gidiş pek iyi değil o zaman insanların. Yenilenme süreci, diye düşünüyorum şu an. Ben ülkemi seviyorum. Önce hepimizin ihtiyacı var. İnanın ki önce etrafımdakilerle, sevdiklerimle, ülkemle nasıl huzur yaşayabilirim, nasıl mutlu olabilirim, nasıl daha bol, ferah, bereketli bir yaşam ortaya koyabilirim. Bütün birinci hedefimiz o. Evet. Ve hoşgörü de çok önemli tabii. Sevgi olunca o olur. İnanın ki. Evet, evet. Şimdi bununla ilgili ülkemizde yasa yönetmeklerden bahsedelim. Çünkü bu konular yeni konular ülkemiz için. Gerek bitkisel tedavi olsun, gerekse bu tür terapiler. Bu konuda yasal süreçler nasıl? Yani yetkililer bu konulara nasıl bakacak? Onlara ne öneriyorsunuz? Çünkü bunlar artık dünyada kabul etmiş yöntemler. Aynen. Benim de en duam bunları ayırt etmekte en büyük destek devletten olmalı. Çünkü hani akla karayı seçmesi insanımızın... Doğru yapanları belirleyip onlara yol açması lazım. Aynen. O yüzden bunu daha ele almalarını istiyoruz, bu alanları. Çünkü şu anda Almanya'da homeopati tamamen sağlık kurumlarının ödediği, insanların rahatlıkla eczanelerden temin edebildiği bir sistem. Ama daha maalesef ülkemizde anca tanıştıkları... Apiterapi de zaten yeni yönetmeliğe çıktı. Ama yıllardır Romanya'da, Ukrayna'da apiterapi, Rusya yıllardan beri arı tedavisi yapıyor. Biz de biraz işte geç takip ediyoruz. Yeni yeni yönetmeliğe çıktı. Doktor kontrolünde apiterapiye izin verildi şimdi. Bunlar önemli tabii değil kesinlikle, mi? Yani alternatif tıp, bitkisel tedaviler ve bu terapiler sonuçta onları destekleyici olgular ve bunları devletin yol açması gerekiyor. Doğru yapanların yol açması gerekiyor. Kesinlikle, doğru yapanları. Kesinlikle, evet. Ama burada doğru yapanı nasıl bulacak? Şimdi bir de ona gelelim bakalım. Doğru yapanı nasıl bulacak bireyi? Elbette. Burada sanırım birinci olarak eğitimi hangi kanaldan almış olduğu benim için çok önemli. Evet. Yani eğitimi doğru kanallardan mı? Soracak onu da tabii. Aynen. Ondan sonra şimdi farklı sistemlerle de çünkü bunlar ülkemizde tanıtılmakta maalesef. Bunları yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü bu konuda çok mağdur kişi de var. Kesinlikle. Sürüklenmesi de kolay oluyor böyle kişilerin. Evet. Birdenbire kendisini başka bir yerde de bulabilir. Tam tersi bir etkili olabilir değil mi? Aynen öyle. Tabii. Çünkü rakam aralığı bile o kadar farklı ki. Şehirlere göre, kişilere göre çok farklı değişiklikler olabiliyor. O yüzden hani daha inşallah umuyorum devlet destek
yavaş yavaş yani oturacak sistemler diyorsunuz. İnşallah, evet. İnşallah. Son olarak eklemek istediğiniz, evet. Önce Öykü Hanım'dan başlayalım. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istediğimiz, olumlu, hani sizin hoşunuza gitti ya sözümüz, ne düşünürsek en evet. Çok o olur diyerekten. Olumlu düşünmek, sevgiyle düşünmek, sevgiyle bakmak ve bardağın hani hep deriz ya dolu tarafına değil, yani boş da olsa hani en dolu tarafına bakarak hayata ilerlememiz. Hani mesela bazen insan kalkıyor, bir mutsuz oluyor ama yolda tanımadığın birine günaydın diyorsun güler yüzle. O kişinin sana günaydın diyerek cevap vermesi bile o seni rahatlatıyor, olumlu düşündürtüyor, daha mutlu hissediyor. Yani hayata hep olumlu, mutlu, sevgiyle bakmalarını hep beraber yaşayalım. Tabii, karşıdakinin de öyle olması lazım. Bazen günaydın dediğinizde ne kardeşim ne günaydın diyorsun diyenler de var yani. Öyle bir nereden tanıyorum geldi. Sizi? Ama bana evet. Hiç denk gelmedi. Hiç cevap vermeyen denk geldi. Sizin ama demek siz artık iyice enerjiniz negatiften pozitife dönüşmüş artık. Siz ne diyorsunuz Seher Hanım? Ben şunu hep söylemek istiyorum. Çok değerlisiniz. İnanın şu an dünyaya 5 milyar tekrar insan gelse asla hiçbir alttekine olmayacak. Teksiniz. Ve lütfen herkes... Öyle bakalım kendimize. Evet, bunun farkında olarak en mükemmeli nasıl yaşayabilirim bakış açısıyla. O en güzeli hak ediyor her kişi. Herkesin güzeli, marka olur, öyle değil. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Öyle olduğu zaman elbette huzurda, kendi içsel arayışındaki savaşlar macerasında... Savaşlar da ortadan kalkar, kavgalar da ortadan kalkar zaten. Tabii ki eğer dünyasında... Apayrı tamam. Varsa herkes kendi fıtratına göre yaşayacak ama ne olur hoşgörü özel olduğumuzu. Hoşgörü tabii burada devreye evet. Çok girecek. Evet. Sizin terapide de bu hoşgörü galiba en önemli değil mi? Bizim inanın evet. Ki sevgi faktörünü tabii. Bile yapabildiğimiz kadar maksimum noktaya maksimum. Çıkartıyoruz. Evet. Onun o frekansı, o titreşimi. Sonrasında artık anlatıyoruz kendindeki bu faktör tabii. Ne kadar. Kendine kalmış. Gerçekten yaşamda kendine acımayı mı seçiyor yoksa en güzelini yaşamaya Resulullah'ın tamam. Dediği gibi insan yeryüzünün halifesidir diyerek evet. Halifeliğini ortaya koyarak en güzeli aday olarak mı yaşıyor? Burada artık onun amacı ve niyeti. Tabii mitolojide de var bu. Odysseus bir düşmanıyla savaşacak. Savaşmadan önce bana getirin diyor onu. Büyük çabalarla o düşmanıyla bir yerde oturuyor. Sağacak var onların. İçki içtikleri. İçerken diyor ki konu ne? Neden biz savaşıyoruz? Şu. Çözelim bunu diyor. Diyalog işte diye oradan gidiyor. Evet. Kişi arasında her şey. Evet. Savaşmaktan vazgeçip dost oluyorlar yani. Diyalog ne kadar önemli aslında değil mi? Aynen. Değil mi? Mitolojide var yani. Aynen. Bu çağda yani. Evet. Tabii baktığınız evet. Zaman ama hepimizin öyle bakması gerekiyor dediğiniz evet. Gibi. Evet. Yani siz çok güzel söylediniz. Yolda giderken herkese günaydın deyin ama karşıdaki de onu alması, absorbe etmesi de önemli. Elbette. Ama cevap tabii. Vermiyorsa da şey yapmayalım, biz yine yolumuza devam edelim. Yani yine niye başka gelenlere günaydın değil. Tabii bilemeyiz ki onun... Şey yok, yılmak yok yani. Evet. Ay, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Biz güzel bir program oldu. Biz teşekkür ederiz ev sahipliğiniz evet. için. Çok sağ olun. Onur duyduk. Devam edeceğiz zaten bu konulara. İnşallah. Sayın zevkle. Öykü Hanım ve Seher Can, Öykü Bayrak program konumuzdu. İlk defa kullandığımız deyimleri sizlere sunduk ve açtık. Sayo terapisi ve Akmos terapisi. Bunlarla ilgili gelişmeleri önümüzdeki programlarda sizlere yine sunacağız. Hepinize iyi günler, hoşça kalın.